Tımarhanede bu hafta. Bu memlekette bir haftayı dakikalar süren ve her birinin en çok hak ettiği sözcüklerle de anlatabilirdim ama anlatmıyorum. Siz ben ne söylersem söyleyeyim ilk biplerde kalın. Bozuk olması da çoğu günahları da engelleyici bir şey, değil mi? İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı. Onlara da zam geliyordur herhalde, değil mi? Bilmiyorum, fahişelerin fiyatından haberim yok ama zam vardır herhalde. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Şimdi size soruyorum, bu hafta bizimle aklımızda geçenleri hangi naif menümüzden seçelim? Siz bunu düşüne durun. Ben haftanın kahramanlarını anlatarak başlayayım. Bu Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı. Soru ne? Askerin başına çuval geçirenlerden madalyayı neden aldın? Yanıt: ama öğretmenim hepsi konuşuyorlardı, minvalinde geldi. Türk askerlerinin başına çuval geçirme emrini veren Amerika Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno'nun elinden liyakat lejyonu aldım. Gerçekten mi aldım o ödülü? Ben... Yok istemem. Neye bağırıyorsunuz? Neye bağırıyorsunuz? Bağırdım tabii. Bu... Baktı çıtayı yükseltemiyor ve final. Platonu'nda yayınlayacaksın. Oy atarsın. Nah olursun böyle oy. Yalnız nah unutturursunuz 15 Temmuz sorularını diyesim var ama demiyorum. Kendisine naif menümüzden bir adetçik soru soruyorum. Sayın Akar, darbenin bastırılmasından sonra helikopterle Çankaya Köşkü'ne geldiniz. Ve burada darbecilere karşı yürütülen harekatı yönettiniz. Yalnız sizi derdest edip Akıncı üstüne götüren darbecilerden biri de Mehmet Dişli'ydi ve yanınızdaydı. Ama helikopterden inince tutuklanmasını istemediniz. Neden? Ve Dişli o gün akşama kadar harekat merkezinde kaldı, süreci yönetti. Niye engel olmadınız? Derdest edildiğiniz gün önünüzde Fırat Alakuş, arkadan koruma subayınız Abdullah geliyor. Dönüveriyorsunuz sizi derdest edenlere. Abdullah, şapkamı getir diyorsunuz. Abdullah da şapkayı getiriveriyor. O Abdullah müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yanınızda Mehmet Dişli de var tabii. Helikopterin pervanesi çalışıyor. Kendisinin başına eğiyorsunuz nazikçe, pervane çarpmasın diye. Derdest eden, darbe yapan adam ben niye vurayım ki? Bırakırım kafası kopsun mesela. Neyse, ne diyorduk? Haftanın kahramanları. Bu Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı. Ve bu yüzyılın sonuna geldiğimizde torunlarımız emek sarf eden, görünen görünmeyen bütün kahramanlara öyle bir yatta bulunacak ki, iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, iyi ki 21. yüzyılda dünyaya geldim, iyi ki 21. yüzyıla damga vuran Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarıyım diyeceklerdir. Siyasetçi olmanın koşulları 101'e hazırsanız bir başka kahramanımızla devam edelim. Musul konusunu açmak istiyorum. Eğer erkeksen şimdi sen karşıma gel. Seninle konuşmak istiyorum. Erdoğan, seninle konuşmak istiyorum. Gel benim karşıma. Öztürk Yılmaz, CHP'de genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Allah'ına kurban, Allah'ına kurban başkan, Allah'ına kurban. Her zaman arkandayız, her zaman yanındayız. Seninleyiz, ölümle seninleyiz. Var ol, sağ ol. Karşıma çık, karşıma, karşıma çık. Saray kolonlarını titreten bu sesin ardından reisin tertemiz diliyle devam edelim. Biraz ağır olacak ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil, bir zavallı, bir namert, bir kifayetsiz... Allah'ına kurban be usta. Müjdelere doyurmuyorsun. Türkiye'ye dolar yağacağmış. Hani bir Cemal Kaşıkçı vardı, İstanbul'un göbeğinde asitle yok edilmişti. Katillerini önce esip gürlemiştik, sonra kucaklaşmıştık. Heh, işte onun faturasını kestik, şerefimizi 5 milyar dolarlık mevduata sattık. Ne diyorduk? Allah'ına kurban be usta. Özetle seçime kadar yapılacaklar listesi başlasın. İçine ettiğimiz komşuyla ilişkileri toparla. Suriye'de İstanbul'da görüşme olmadı. Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargınlık olmaz. En işte sonunda en uygun şartta adımları kullanırız. İş siyasette iyi malzeme diye üzerine atladığımız meselelerde geri vitese tak. Kardeşlerim, işte pazar günü sizi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? En az kendin kadar geri vites ustası olan ortağından pas al. Pinakyo adeta bunların yanında masum kalır. Esad, Hafter ve Sisi için neredeyse fan kulübü açacak, taraftar grubu oluşturacak, hayran kitlesi kuracak kadar ahlaki eşikler yıkmışlar, akıl tutulması yaşamışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da
kalınmamalı. Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Tek manşetle gazetelere çık, dış politikanı yıka yağla. Öz eleştiri koy gitsin, eleştireni de hain ilan et. Hak olanı bahşet törenleri yap. Benim dedi bir arzum var, bir niyetim var. O da Cumhurbaşkanımın elinden anahtar almak. Şey ricam var. Kömürüne doğan gazı meselesini unutmayalım. Şimdi bu haberler bana geldi. Ben de Enerji Bakanıma talimatı verdim. En kısa zamanda oraların doğal gazını da halledeceksin dedim. Enerji Bakanım nerede? Fatih. Talimatı verdim. Dedi ki biraz yolu uzak. Uzak muzak yok. Biz aşığız. Ferhatız. Dağları deleriz ve ulaşırız. Öyle mühimi yok. Tamam ona göre. Ve intihara kalkışan vatandaşı vazgeçir. Reisin konvoyu köprüye aheste aheste gelir. Bir de ne görsün? İntihara kalkışmak isteyen dertli bir vatandaş. Erdoğan'ın yüreği dayanır mı? Kurtarıverir atlamaktan. Pardon, ne için sürüklenmişti bu arkadaş intihara? Semirdiğiniz halk değil mi o? Neydi acep derdi? Siktir et derdini, at manşeti. Erdoğan intihara kalkışan vatandaşı kurtardı. Heh, bir seçim hamlesi daha tamamlandı. Seçim demişken bir başka müjde. MHP her an kapınızı çalabilir. Komşum nasılsın diyeceklermiş. İyi be kanka, ne olsun, para bok. Kira ucuz, faturaları hiç sorma, dert bile değil. Varsa bir püskevetin alırız. Bir de bir zamanlar yaptığınız seçim öncesi konuşmalarınızdan bir kuple alırız. Aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde Cumhuriyet ölümcül yara alacak. Türk hasımlarının, Barzani'nin, IŞİD'in, GOP'un, Haçlı Emellerinin, El-Kaide'nin, Taliban'ın, yolsuzluk çetelerinin Çankaya'yı mesken tutması anlamına gelecek. Türk milleti böyle bir bozma elbette izin vermemelidir. İnancım olur ki vermiyor. Verdiler be. İnanır mısın? Tam 21 yıl oldu. Bir de belki haber uçurmadılar size ama sizin kanka oldu abi. Neyse, nerede kalmıştık? Seçim hamlelerindeki listede. En sefil hamleler arka arkaya atılır. Çünkü her şartta o koltuk sonsuz kalmalıdır. Ben orada şehit edilen o 3 yaşında 4 yaşındaki yavrumuzun kanını yerde bırakmayalım derken aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım. Bir haftaya ne kadar kötülük, vahşet sahibi. Taksim'in göbeğinde minicik çocuklar öldürülür, okullara roket yağar, biz ölürüz ama eline mikrofonu alanlar ölümü kutsar. Öğretmenimiz ölümsüzlüğü tadanlardan, dolayısıyla o ölümsüzlüğü tadan Ayşenur öğretmenimize sonsuz rahmet diliyoruz. Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi sadece sınıfındaki öğretmenleri, öğrencilere onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor. Kadına karşı şiddetle mücadele gününde kadınlar polis tarafından şiddete uğradı. Ve bir canı kürekle vura vura öldürenler, onu sessizce izleyenler, iyi olmuş diye alkışlayanlar. Öyle bir çürüme ki bu, değişmeli bu düzen diyenler. Aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.